Batı basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Aşil topuğunu ortaya çıkardı. Merkezli askeri dergi The National Interest, NEA, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den gelebilecek dış tehditlere karşı daha önce hiç olmadığı kadar savunmasız durumda olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'li uzman Peter Pearl'in yorumuna yer verilen makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den gelebilecek potansiyel bir saldırıya karşı koyacak güçte olmadığı belirtildi. Kuzey Kore'nin onlarca nükleer başlığa sahip olduğu belirtilen yazıda, Pyongyang'ın son bir yılda söz konusu başlıkları çeşitli kıtalar arası füzelerde kullanmak için teknoloji geliştirme alanında da ciddi ilerleme kaydettiği ifade edildi. Pırak'a göre Washington ayrıca, Moskova'dan gelebilecek potansiyel bir tehdit karşısında da savunmasız durumda. Amerika Birleşik Devletleri'li uzman, Rusya'nın nükleer silah stoklarının Amerika Birleşik Devletleri'deki stokların oldukça üzerinde olduğunu değerlendirdi. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı kazanabilir. Rusya'nın olası bir nükleer savaş durumu için yeraltı kentler ve komuta merkezleri inşa etmeyi planladığı kaydedilen makalede ülke yönetiminin bu komuta merkezlerinden Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı savaşı yönetip kazanabileceği ifade edildi. Bu arada yazar, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından fırlatılacak nükleer başlıkların birçoğunu imha edebilecek güçte olduğunu da ileri sürdü. Tüm bunların yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı da savunmasız durumda kalacağı belirtilen yazıda, Çin'deki tünellerde nükleer başlıklarla donatılmış yüzlerce mobil balistik füzenin konuşlandırılabileceğine dikkat çekildi. WASHNGTON hiç olmadığı kadar savunmasız, Washington'ın dış tehditlere karşı daha önce hiç olmadığı kadar savunmasız durumda olduğunu vurgulayan yazar, Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililerin ülkenin nükleer potansiyelini büyütme temposunu hızlandırıp, New START anlaşmasını uygulamaktan vazgeçmeleri gerektiğine vurgu yaptı.